Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi bugün de bir çay bahçesindeyiz. Evet, cuma günleri Hemşin'e uğruyorduk ve yine Hemşin'deyiz. Bu sefer Bahar Mahallesi'ndeyiz ve Bahar Mahallesi'nde Koballara ait olan çay bahçesindeyiz. Şu anda gördüğünüz gibi çaylar maşallah gelmiş durumda. Gördüğünüz gibi çayları böyle sizlere gösteriyoruz. Altın gibi çay. Tabii ki burada bir önemli özellik var. Hemşin'de olmamız nedeniyle çaylar organik. Evet, fiyat olarak normal fiyatlardan daha da fazla. Bunu bir kez daha vurgulayalım. Çünkü Hemşin'de çaylar tamamen organik ve organik çay fabrikasına veriliyor. Ona göre tabii ki hem biçmesi, hem yetişmesi, hem gübresi farklı oluyor. Bu nedenle fiyatı da farklı. Henüz organik fiyatları açıklanmadı ama aşağı yukarı tabii ki normal çay fiyatlarından işte 1.8 veya 1.7, 1.5 veya 2'ye yakın. Yani kesin olarak bir şey bilmediğimiz için onları yakında açıklayacaklar. Şu anda gördüğünüz gibi evet, bahçede hem temizlik yapılıyor hem aynı zamanda gelen çaylar biçiliyor. Şu anda arkadaşımız, çalışan arkadaşımız gördüğünüz gibi bahçelerin temizliğini yapıyor. Yani yabancı otlardan arındırıyor. Bildiğiniz gibi böyle çay deyince hemen akla çabuk bu işler biçiyorlar, gidiyorlar diye düşünseler bile işte sizlere bazı gerçekleri gösteriyoruz. Tabii ki bu çay olayında bu tip tabii ki hizmetler de var. Gördüğünüz gibi şu anda çalışan arkadaşımız çayları temizliyor. Evet, çaylar arasındaki yabancı otları temizliyor. Bu da kolay iş değil. Bunun da tabii ki maliyeti var. Bunu da buradan vurgulayalım. Öyle çay işte bitiyor. Çayı biçiyorlar, ondan sonra dediğimiz gibi götürüyorlar olayları. Farklı. Biraz daha derine gidersek tabii ki bunların gübrelenmeleri var. Çaylar gübreleniyor. Dediğimiz gibi ayrıca tabii ki ayrı bakımları ne yapılıyor? Yapılıyor. Köşede yine gördüğünüz gibi elle tek tek evet yabancı otlar toplanıyor, biçiliyor. Yanda çalışan buradaki işçimiz otları tek tek elle temizliyor. Diğer çalışan evet arkadaşımız da gördüğünüz gibi tek tek evet burada gördüğünüz gibi tek tek otları temizliyor, yabancı otları temizliyor ve çayı güzel bir şekilde otların karışmamasını sağlıyor. Bu da çok önemli tabii ki. Gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Evet, yavaş yavaş yanına da yaklaşacağız ve tabii ki onunla da kısa bilgileri alacağız. Şu anda ısırgan otları, değişik otlar var ve bu otları temizliyor gördüğünüz gibi. Evet, yavaş yavaş yanına yaklaşalım. Kolay gelsin diyelim. Evet, şu anda motoru da durdu. Kolay gelsin. Evet, hava da sıcak bir hayli. Tabii ki bazen de sıkıntı oluyor. Bu sıcakta kolay değil. Yağmurda da kolay olmuyor. Çayın dertleri de bitmez. Efendim, öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? İsminiz ne? Adım Şafak. Soy ismim Yazıcı. Şafak Yazıcı. Kolay gelsin tekrar. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet, çay diyorlar işte biçiliyor. İşte ne diyorlar? İşte tarlada biçiyorlar diyorlar. Demek ki bu kadar basit değil, değil mi? Değil. Evet. Sizi tanıdıktan sonra sizin göreviniz ne yapıyorsunuz? Şu anda ne yapıyorsunuz? Böyle tanımayanlara, bilenler biliyor ama sizler aracılığında işte çayın nasıl işlendiğini, tarladan nasıl alındığını, bahçeden nasıl alındığını, neler yapıldığı hakkında kısa bilgi verelim. Şu anda siz ne yapıyorsunuz? Kısaca açıklar mısınız? Şu anda yabancı otları temizliyorum çayın içinden. Bunları alıyoruz, topluyoruz. Bunlar kesinlikle çaya katılmıyor. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü niye hep ot olduğu için, yabancı ot. Evet, yabancı örneğin şu gördüğünüz gibi değil mi? Elle evet, gösterirseniz evet, evet, şu anda şunlar, ereltiler var değil mi? Evet, şunlar. Yani bunları almak lazım. Evet, bunları almak lazım. Ne yapıyorlar? Çay alım yerlerinde bakıyorlar değil mi? Evet, bakıyorlar. Sonuçta bu tartılıyor yaprak olarak. Evet, tartılıyor. Bunlar, bunun haricinde erelti başka ne otları var ot mesela? Var. Mesela
Eraltı otu var, diken var, ısırgan var. Evet, farklı yabancı otlar var. Yabancı otlar var burada. Yani bunları temizliyorum. Bunları temizliyorsunuz. Peki bunun bir karşılığı olmalı yani mutlaka. Yani hem ihtiyacı olanlara da yardımcı olmuş oluruz, hem de bilgi vermiş oluruz. Siz nasıl çalışıyorsunuz? Kimi yarıcı oluyor, kendi yapıyor. Kimi dediğimiz gibi işçi tutuyor. Kimi de dışarıdan tabii ki para vererek çağırıyor ve bu görevi ne yapıyor, bitiriyor. Siz nasıl yapıyorsunuz? Ne karşılığında yapıyorsunuz? Kısaca açıklar mısınız? Ben günlük 250 liradan gidiyoruz. Günlük 250 liradan çalışıyorsun. 250 lira yemeğe artı 150 lira ben kendi motoruma koyuyorum. Motor. Günlük 400 kağıt. Yani aşağı yukarı günlük 400 kağıt çalışıyorsunuz. Peki günlük 400 kağıt derken bazı yerler mesela örneğin az olabilir, bazı yerler çok fazla olabilir. Yani nedir bu, biraz daha açalım bunu. Şimdi 250 yok. Artı 150 dediniz, belki 150'den daha fazla gidecek. Yani 250 sizin yevmiyeniz. 250 benim yevmiyem. Gerisi de motorun yaktığı benzin ve yağ parası diyorsunuz. Peki küçük alansa ne olacak? Şimdi küçük alanlara çağırıyorlar. Mesela çağırıyor. Küçük alan. 250 lira yemeğe. Gidiyorum mesela bir saat iki saate vurduğum zaman 250 lira. O benim yemeğe. Motor parası almıyor. Yani o zaman daha fazla dönüm olduğu zaman da üstüne koyuyorum. Üstüne koyuyorsunuz. Peki bir günde bitmeyen yerler de olabiliyor o zaman. Tabii. İki günü, üç güne biten yerler var. Yerler var. Üç güne biten yerler var. Çok dönümü çok olan yerler var. Yani şunu şöyle toparlarsak, yani anladığım kadarıyla, yani benim 250 liralık çalışma yevmiyem var. Artı işte makinanın masrafları var. Evet. İsterse 1 metrekare olsun, 5 metrekare olsun, ben öncelikle günlük çalışma fiyatımı, paramı alırım diyorsunuz. Evet, evet. Ondan sonra da dediğimiz gibi biterse giderim başka işe yaparım diyorsunuz. Ama bitmezse de, eğer 2 gün 3 gün sürerse de, ona göre de günlük para artı çalışma mazot veya benzin parası diyorsunuz. Evet, öyle mi? Evet. Peki, çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Evet, size kolay gelsin. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi öyle çay deyince hemen demek ki dertleri bitmiyor. Şu anda çalışma arkadaşımız çay biçmiyor ama çay biçmediği halde tabii ki o da yabancı otları topluyor. Gördüğünüz gibi şu anda yabancı otlar var. Bahar Mahallesi'ndeyiz. Evet, eski adı Badara. Bahar Mahallesi, yani Kobalların arazisindeyiz şu anda. Şu anda yengemize ait, evet, Muazzez yengemize ait bir arazideyiz. Muazzez Kobala ait bir çay bahçesinde temizlik yapılıyor. Gördüğünüz gibi motorcu devam ediyor. Bu arada evet yine çalışan, evet, diğer bir hemen kişi var. Hemen ona doğru yaklaşacağım. Gördüğünüz gibi otlar, bakın buradan gösteriyorum. Otlar kesilmiş, çaylar tamamen sade bir şekilde kalmak zorunda. Az önce açıkladığı gibi bu otlar çaylarla karışmaması gerekiyor. Evet, şu anda bir hanımefendinin yanındayız. Evet, size de kolay gelsin. Evet, hoş bulduk. Sizi de tanıyabilir miyiz? İsminiz ne? Birkaç dakika böyle bakarsanız. Evet. Hülya. Soy ismin? Okumuş. Hülya Okumuş. Tekrar kolay gelsin diyorum. Siz de hem çay arasındaki yabancı otları temizliyorsunuz, hem de sanırım çay içiyorsunuz. Çayınızı toplayacaksınız aşağı yukarı. Yine herhalde siz yarıcı değilsiniz. Siz de yevmiyeci. Ya siz de herhalde aşağı yukarı 250 liraya çalışıyorsunuz. Günde ne kadar toplarsanız, değil mi? Çayına göre. Çayına. Çayı bulursa toplarız yani. Bir kişi 300-400 kilo toplayabilir. Evet. Ama organik olduğu için 200 kilo ancak toplanır. 200 yani. Kilo ancak toplanır. Organik özelliği var diyorsunuz ve sizler de gördüğünüz gibi Bahar Mahallesi'nde Kobalların Muazzez yengemizin arazisindesiniz ve ne zaman biter acaba bu, şu anda buradan herhalde diğer yengemizin ve bizim olduğu bölgelere geçeceksiniz.
Burası ne zaman biter? Bugün yarın ancak burası biter diyorsunuz ve oradan diğer bölgelere geçeceksiniz. Randevulaşmışız, bir hafta doluyuz. Evet, evet, evet. Kolay gelsin peki. Evet, iyi çalışmalar. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz, Bahar Mahallesi'nde evet hem çaylar biçiliyor hem de yabancı otlardan temizleniyor. Bu çok önemli. Demek ki bu iş bu kadar basit değil. Evet, Bahar Mahallesi'nden sizlere bu görüntüleri sunduk. Şimdilik hoşça kalın.